Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bu dersimizde Java ile ilgili ilk projemizi oluşturacağız. Create New Project tuşuna bastığımda, şimdi biz free versiyonu yani community versiyonu seçtiğimiz için buradaki alanlar biraz daha az, ama eğer siz paralı versiyonu seçseydiniz burada çok daha fazla farklı seçenek görecektiniz. Ama dediğimiz gibi bizim eğitim setimiz için bu alanlar fazlasıyla yeterli. Gördüğünüz gibi burada Java, JavaFX yani görsel öğeleri kullanacağınız kütüphane, Android uygulamaları geliştirmek istiyorsanız bu kısım veya IntelliJ platformu için plugin'i yaptığınız bu, bunun gibi ve Kotlin'i de gördüğünüz gibi destekliyor editörümüz. Pek çok seçenek mevcut. Biz burada Java'yı tıkladıktan sonra şuraya dikkat edin. Project SDK dediği yerde benim JDK'mın seçili olması lazım. Bu eğer sizde seçili değilse New deyip burada JDK'yı göstermeniz gerekiyor. Java klasörünü seçtikten sonra ileri dedim. Burada herhangi bir seçim yapmıyorum. İleri diyorum. Ve burada size oluşturacağınız projenin adını ve nereye konumlandıracağınızı soruyor. Ben bütün yapacağım uygulamaları masaüstümde bulunan Java dersleri klasörünün içine toplamayı düşünüyorum. Bunu yaptıktan sonra aslında Java derslerin içinde, mesela ne diyelim, Java derslerinin içine şuradaki simgeyi tıklayarak yeni bir ilk proje diye bir klasör daha oluşturup bugünkü dersimi oraya ilk proje adı altında koymak istiyorum. Finish dediğim zaman projem oluşturulmaya başlanacaktır. Burada IntelliJ editörü ile ilgili bilmeniz gerekenleri işte küçük küçük ne yapıyor, ipuçları sunuyor. Şuradaki tiki kaldırırsanız size her seferinde sormayacaktır. Close deyip kapatıyorum. Ve ilk projemi başlatmış oldum. Gördüğünüz gibi herhangi bir şeyi göstermiyor bana. Buradaki simgeyi yani projenizin adını çift tıkladığınızda da böyle bir dosya yapısı sizi karşılıyor. Burada da bu dosyalara farklı farklı yerlerden bakabilirsiniz. Şu an için project görünümü altındayız. Çok fazla kurcalamayalım şimdi. Ve şuradaki SRC klasörü benim Java kodlarımı yazacağım yer. Gelin ilk sınıfımızı, ilk dosyamızı oluşturalım. Sağ tıkladığımda yeni diyorum ve Java sınıfı diyorum. Sınıf kavramı size yabancıysa merak etmeyin, detaylı bir şekilde üzerinde duracağız. Ama buraya Hello World yazarak bir isim veriyorum. Hello World her programlama dilinde artık olmazsa olmazdır. Siz yeni bir dil öğrendiğinizde gerekli kurulumları yaptıktan sonra projeyi ilk çalıştırırken, hani programlama dünyasında bu artık bir kalıplaşmış bir şeydir. Bir Hello World'ü ekrana bir yazdırırsınız. Çeşit olarak burada farklı farklı şeyler mevcut. Bilmiyorsanız canınızı sıkmayın. Sadece burada class yani sınıfı seçip OK'ye basın. Benim adımı ve tarihi yazdı ve daha sonra da public class hello world diye bir kod satırı çıktı burada. SRC'ye de bakarsanız şu ikisinin aynı isimli olduğunu görürsünüz. Java'da yazacağınız uygulamalı ister kısa olsun ister uzun olsun her zaman bir tane sınıfın içinde yer alır arkadaşlar. Ve her Java programının mutlaka bir main metodu vardır. Metot kavramı da size yabancıysa şu an için canınızı sıkmayın. Bunların üzerinde detaylı bir şekilde duracağız. Ve bu main metodu sizin uygulamayı çalıştırdığınızda ilk çalıştırılacak olan metottur. Sizin burada bunun gibi belki 10 tane bile sınıfınız olabilir. Ama ben bunu ilk çalıştır dediğimde derleyiciye ne olacaktır? İçinde main metodu geçeni çalıştıracak. O zaman buraya bir tane main metodu oluşturayım ben şimdilik. Dediğim gibi bunları canınızı sıkmasın. Ne olduklarından üzerinde hızlı hızlı geçmeyeceğim. Mantığını anlatacak şekilde hepsinden bahsedeceğim. Şuraya bir de string diyelim. Evet, dediğimiz gibi büyük olsun küçük olsun her şey bir sınıfın içinde yer alıyor. Sınıfımız burada Hello World sınıfı. Ve de çalıştırılacak olan bir main metoda ihtiyacımız var. O da burada oluşturuldu. Ben buraya geliyorum. System.out.println dedikten sonra klasik hello
Word'ümü yazdırıyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra sağ tıklayıp run hello world.main. Bunu burada seçtiğim zaman aşağıda gördüğünüz gibi bir build işlemi yapılıyor. Burada işte ne oluyor? Benim kodum makine diline çevriliyor. Java kodu oluşuyor vesaire. Ve en sonda sonuçları göreceğimiz bir konsol ekranı açılıyor ve gördüğünüz gibi burada hello world yazısı çıktı. Dediğim gibi buradaki şeyleri bilmiyorsanız canınız sıkılmasın. Hepsini anlatacağız. Sizden bir tek şimdilik küçük bir ödev veriyorum. Buradaki hello world yerine ben Java'yı öğreneceğim yazın. Video durdurun ve bunu ekranda yazdırmaya çalışın. Tekrar merhaba. Umarım yapmaya çalışmış ve başarılı olmuşsunuzdur. Şimdi bunu yapmak için şuradaki hello world kısmını sildim. Ben Java'yı öğreneceğim yazdım. Bunu yazdıktan sonra gördüğünüz gibi burada herhangi bir etki tabii ki de alamıyoruz. Neden? Çünkü ben bu değişikliği compile etmedim. Yani sisteme böyle bir değişiklik yaptığımı söylemedim. Bunu tekrardan çalıştırmam gerekiyor. Yine sağ tık dedikten sonra run diyorum. Aşağıda tekrardan bir build işlemi yapılıyor ve gördüğünüz gibi benim yazdığım ifade burada gözüktü arkadaşlar. Peki burada ne oldu? Yani ben bunları yaptım. Arka tarafta neler oldu da ben ekranda bunu gördüm. Şimdi bunun için bu dosyanın olduğu yere bir gidelim isterseniz. Şimdi yukarıya bakarsanız veya biz zaten ilk projeyi nereye oluşturmuştuk? Masa üstümüzdeki Java projeleri, pardon, Java derslerinin altında ilk projenin altına oluşturmuştuk. Burada benim editörümün hızlı bir şekilde açılması için bir e-mail'e uzantılı dosya var. Bunu geçiyoruz. Şurada src uzantıda gördüğünüz gibi hello world.java uzantılı bir dosya var. Siz ne zaman ki buraya gelip src'ye yeni bir Java sınıfı dediğinizde şurada gördüğünüz kısma ne oluyor? O dosya oluşturuluyor. İçeriğini isterseniz notepad++'la bakalım. Yazdığımız kodun birebir aynısını burada görüyoruz. Ve ben ne zaman ki sağ tık run dediğimde şuradaki out klasörün içinde production'ın altında proje adında gördüğünüz gibi sınıf adımla aynı bir dosya oluşturulmuş ve bu sefer uzantısı Java değil class'a dönüştürülmüş. Peki bunun içine bakabiliyor muyum? Gördüğünüz gibi bununla bakamıyorum. Hani bakabiliyorum ama anlayabileceğim formatta bir yazı yok burada. İşte ben ne zaman ki buraya sağ tık run diyorum, benim uygulamam şurada gördüğünüz out'un içindeki production altında sınıf adımla aynı bir dosyaya dönüştürülüyor ve bu Java Virtual Machine tarafından çalıştırılıp benim konsoluma yazdırılıyor arkadaşlar. İlk projemizi bu şekilde oluşturduk. Biraz hani mantığını umarım anlamışsınızdır. Son olarak hani daha güzel bir görünüm olsun diye ben buradaki sonuç ekranını şöyle şuradan move to deyip sağ kısmı almak istiyorum. Ben Java'yı yeneceğim yapalım. Bir değiştirelim bunu. Çalıştırıyorum burada ve sonucu burada göreceğim. Bunu da biraz büyütebiliriz. Bunu yapmak için editörümün tekrardan ayarlar kısmına buradan gidiyorum ve editörün altında color ve font, yani yazı tipi ve yazı şekillerinin altında konsol fontu buldum. Ve burayı da yine konsolasa şurayı 18 yapalım. Gördüğünüz gibi buradaki kodlar biraz daha büyüdü. Evet. Böylece Java'daki ilk projemizi oluşturmuş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere.